Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok yetenekli bir pastacı şefi var. Vanessa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Birazdan daha da iyi olacağım gibi geliyor. Vanessa'nın harika pişmaniyeli bir cheesecake var. Ben gittiğim bir restoranda yedim. Bayıldım. Sağ olsun beni kırmadı. Geldi. Güzel. Bugün tarifini bizle paylaşacak. Gerçekten inanılmaz bir cheesecake olacak. Ondan sıkı durun. Demek istiyorum. Malzemelere göz atalım. Neler var? Şimdi bir paket eti burçak kurabiyemiz var. 120 gram kremamız, 150 gram şekerimiz, 100 gram tereyağımız, 2 tane yumurtamız, bir de pınar beyaz ürünümüz var. Aynı zamanda Costco pişmaniyeden vazgeçmiyoruz. Önce kurabiyeleri rondola geçirdikten sonra tereyağıyla karıştıracağız. Bunu bir taban yapacağız. Daha sonrasında peynir karışımımızı üstüne koyup 24 saat buzlukta bekleteceğiz. En sonunda üstünü pişmaniyeyle birlikte sisleyeceğiz. O zaman başlayalım. Rondoya ihtiyacımız var herhalde. Evet, lütfen. Şöyle. Bisküvileri rondoya alıyoruz. Benim rondom biraz böyle oynak. Evet, onu fark ettim. Hafif oynuyor ondan. Elini istediğin gibi bastır, otur tüneye. Bisküvileri rondodan çektik. İyice un ufak oldular. Aynen, toz haline getirdik. Şimdi tereyağımızı küçük bir sos tavasında eriteceğiz. Tamam. Kısık ateşte. Yağımız eridi. Şimdi artık ne yapıyoruz? Kurabiyelerle yağımızı tahta kaşıkla karıştıracağız. Tamam. İyice yağı yedireceğiz. Parça parça bırakmayacağız. Bu herhalde zaten bütün cheesecake'lerde kullanabileceğimiz bir taban. Aynen. Eti burçak lezzetli bir taban. Yani baştan bir taban yapmaya değmiyor. Vanessa, peki sen catering içindesin. Tatlılar dışında başka bir sürü lezzetli şeyler de yapıyorsun herhalde diye tahmin ediyorum. Tabii. Bizim Fine Catering dediğimiz butik bir catering firmamız var. 5,5 senedir devam ediyoruz bu işimize. Özellikle yemek bölümünde Türk lezzetleriyle Nouvelle Cuisine, yani dünya mutfağında yeni tarz dediğimiz küçük sunumları birleştiriyoruz. Çok farklı lezzetlerimiz var. Mesela bir etli kuru fasulye dediğimiz bir lezzetimiz var. Bir gün sana tattırayım onu. Bonflinin içine kuru fasulye pilavı püre halinde çekip sarıyoruz. Aa, çok enteresan. Kişnişli tava yağı sosunda servis ediyoruz. Çok enteresan. Çok güzel geliyor kulağa. Evet, şimdi tavanımız oldu. Tamam. Tavamızı en alta yayacağız. Bu işlemi elle yaparsanız daha sağlıklı oluyor. Her yere eşit dağılmış oluyor böylece kurabiye. Bir yerde fazla kalmıyor. Tabanımız hazır. Onu güzelce Vanessa eliyle yaydı. Elleri de yıkadık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi peynir karışımımızı yapacağız. Peynir karışımımızda farklı bir sistem söyleyeceğim ben. Hiçbir zaman için bu peynir kutularının altına spatula ile almıyoruz. Şu şekilde atıyoruz. Özellikle pişmiş cheesecake'lerde yapıyoruz bunu. Şu şekilde atacağız. İçindeki suyu almamak gerekiyor. Şu bölümü bırakacağız. Tamam. Bu çatlama yaptırtıyor çünkü. O zaman mesela bunu labneyle yapmak isteyen insan olursa labneyi iyice süzmek gerekiyor, evet, değil mi? Çünkü labnette daha sulu oluyor. Suyunu çok fazla bırakmazsak daha sağlıklı oluyor. Çünkü çatlama yapıyor. Özellikle pişmiş cheesecake'lerde, evet. Donukta da ayrı bir lezzet veriyor. Şekeri içine atıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Öyle mi? Evet. Homojen bir karışım yaratmaya çalışıyoruz. O zaman bunu iyice ikisi iç içe geçene kadar karıştıracağız. Ondan sonra cheesecake'imizi yapmaya devam edeceğiz. Vanessa, neden tahta kaşıkla yaptık bunu? Şimdi tahta kaşıkla yapmamızın sebebi, eğer biz bunu tel çırpıcıyla veya kitchen aid'le yaparsak sulanıyor. Peyniri sulandırmak iyi bir şey değil çünkü donduracağız buzlukta. Parça parça dolular olacak. Bu olmaması adına tahta kaşıkla yapıyoruz. Çok önemli püf noktası. O zaman bu da hazır. Bu da hazır. Zaten çok kısa bir sürede hazır oldu. Yaklaşık bir dakika sürdü sürmedi. Aynen. Çok fazla sulandırmıyoruz. Sadece şekeri içine karıştırıyoruz. O kadar. Daha sonra yumurta beyazını bir robotta bu şekilde bir kitchen aid'de. Eğer kitchen aid'iniz, ayaklı mikseriniz yoksa o zaman normal el mikseriyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Merengue yapacağız değil mi şimdi iyice? Aynen, sadece çırpıyoruz. Evet, yumurta beyazlarımız hazır. Oldu. Aynen. Güzel, iyice katı bir kıvama geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yumurta sarılarını tek tek bu şekilde atıyoruz. Zaten iki tane yumurtamız var. Dolayısıyla yani iki iki atsak da olur. Daha büyük bir kalıpta yapacaksanız, daha büyük bir ölçüde yapacaksanız iki iki atın.
Bunları tel çırpıcıyla yediriyoruz. Yine çok sulandırmıyoruz. Sadece içine karıştığını gördüğümüz anda karışımı durduruyoruz. Şu anda karıştı mesela. Tamam. Ve yumurta beyazını alıyoruz. İşte yumurta beyazının kıvamı böyle katı olması gerekiyor. Oraya koyabilirsin. Bunları zaten ayaklı mikserlerde yapmak çok kolay oluyor ama el mikseriyle de kolay olur. Hatta çırpma teliyle de olur ama biraz kol kası yaparsın. Evet, bayağı uzun sürer. Evet. Yumurta beyazlarını aldık. Şimdi ne yapıyoruz Vanessa? Şimdi spatulayla alttan üste doğru karıştırıyoruz. Hiçbir şekilde şu karışımı yapmıyorsunuz. Bu havasını bozmamak gerekiyor yumurtanın. Şu anda harika karışımımız oldu. Hazır. Çok güzel gözüküyor. Kremamızı çırpacağız. 120 gram krema dedik. O bir paketten biraz daha az ediyor. Yaklaşık bir paketin 1/4 olarak düşünebilirsiniz. Ben vanilya özütünü kendim yapıyorum evde. Onun videosu kanalımda var. Eğer siz de yapmak isterseniz oradan yararlanabilirsiniz. Şimdi ikisini tekrar çırpacağız. Tekrar çırpacağız. Ve bunu bir krem şanti kıvamına getireceğiz. Evet, kremamız hazır. Krem şanti kıvamına geldi. Sert bir şekilde. Peki Vanessa, bu evde krema yoksa o toz krem şantiler var. Onlardan da kullanılabilir mi? Onlardan kullanacaksak şekerimizi azaltmamız lazım. Çünkü onların içinde şeker var. Şeker var, tamam. Onlardan kullanacaksanız şekeri %20 oranında azaltmak lazım. Yani 150 gram yerine 120 gramlarda. Tamam. Şu şekilde kremayı. Harika. O kadar lezzetli bir şey oluyor ki ben şu anda beklerken bayağı sabırsızlanıyorum. Sonunda ne olacağını bildiğim için inanılmaz bir heyecan var şu an içimde. Bir an evvel yapsın, döksün de yiyelim. Allah'tan bugün donmasını beklemeyeceğiz çünkü Vanessa çok düşünceli olduğu için hazır versiyonun donmuşunu getirmiş. Ondan bana iki tane cheesecake oluyor. Bir donmuş var, ondan sonra bu donduktan sonra tekrar var. Artık kalorisi senin boynuna. Aynen, artık kalorisi. Ve beni yoldan çıkardın. İstersen ama lezzetli şöyle olalım. Yemek için. Evet. Bu kalorilere bakmayacağız maalesef. Evet, evet. Kalorisine değiyor mu değiyor. Ben ona göre bakıyorum. Değdi mi değmedi mi diye. Bu cheesecake kesinlikle kalorisine değiyor. Şimdi bu ürünü şu şekilde yavaş yavaş her yere gelecek şekilde döküyoruz. Tamam. Of. Ve şu anda Vanessa o kadar güzel gözüküyor ki şu anda bile. İnanılmaz güzel bir krem oldu. Ama maalesef yemeğe hazır değil. Bunu 24 saat buzlukta tutmanızı tavsiye ediyoruz. 10-12 saatte de donuyor ama 24 saatte daha sağlıklı. Tamam. Peki donduktan sonra o zaman kaç ay kalabilir difrizde? Donduktan sonra 3 ay difrizde kalma süresi var. Ya muhteşem bir şey. Bunu çıkarttığınız gibi yiyorsunuz. Yani bir parfe gibi önceden çıkartalım 15 dakika bekletelim değil. Difrizden direkt masaya servise alıyorsunuz. Harika. Dondurma kıvamında yiyeceğiz yani. Çok güzel. Şimdi biz bunu donduracağız ama dondurulmuşu var. Onu çıkaracağız. Ondan tadacağız. Devam edeceğiz. Ve cheesecake'imiz donmuş. Cheesecake'imizi çıkardık. Donunca çok güzel gözüküyor. Zaten tık diye de hemen çıktı kalıptan. Evet. Hiç zorlanmadan. Hiçbir problem olmuyor. Direkt açılabiliyor. Sadece bir dakika dışarıda bekletirseniz hemen kalıptan hemen açılıyor. Hemen şimdi ne yapacağız? Şimdi pişmaniyeleri üzerine süsleyeceğiz. Biz 10 adet pişmaniye koymayı öneriyoruz. Azı bence daha çok az oluyor. Yani bol bol pişmaniyeli ayıracağız. Bu yerken çok enteresan oluyor. Böyle pişmaniyenin dokusuyla o cheesecake'in dokusu birleşince bayağı güzel oluyor. Nasıl pişmaniyeler hepsini eşit şekilde üstüne diziyoruz evet. O zaman. Tamam biz pişmaniyelerimizi koyacağız ondan sonra tadacağım ben. Ve cheesecake'imiz hazır. Pişmaniyeleri koyup üzerine de biraz frambuaz koyunca inanılmaz güzel gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor. Vanessa ellerine sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederiz. Artık daha fazla bekleyemeden tadıyorum. Biraz yavaş kestin sen. Ve beni burada bilerek beklettiler. Evet, biraz bekle. Daha çok canını çeksin. Acayip bir şey. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Mutlaka evinize yapmanızı
Çok tavsiye ediyorum. Eğer yaparsanız resimlerini bize gönderin. Vanessa, senin de Instagram'ın var değil mi? Aynen, Vanessa Catering. Tamam, Vanessa Catering'e de Instagram'dan gönderin. Bana da gönderin. Nasıl oldu cheesecake'iniz? Merakla bekliyor olacağız. Evet. Vanessa, çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Ve bu güzel tarifi bizlerle paylaştığın için. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Her zaman geliriz. Farklı farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.